medyasını, basınını, şununu bununu kovmuşlar. Türkiye'de büyük darbe aldı. Akademinin de bunda çok büyük darbesi var. Tuttular Aydın Doğan'ın üzerinden. Demirören'e resmiyetle devrettiler. Arkada gerçekten kendileri hala dursalar da. Sıkıyı gördüler. O millete namussuz diyen, enses diyen şeylerini sözde gazetecilerine yol verdiler. Onun paniği de var bunun içerisinde. İfşa oldular. Bak demin bir çırpıda neler saydım. Oda TV, Sözcü, Bir Gün falan filan, şu yazar, bu yazar falan filan, Hürriyet falan. Bunların bir tanesi bizim karşımıza çıkıp tartışamıyor. Sen ihtimal veriyor musun Yılmaz Özdil benim karşıma çıkıp da Cumhuriyeti, demokrasiyi, yakın tarihi, adı Türk'ü, Sabatayizmi, şunu bunu tartışabilir mi? Vallahi bilmiyorum yani, öyle bir platformda tartışabilecek olsa orada köşe yazılarında sözde isim vermeden göndermeli şeyler yazmaz. Uğur Dündar sosyal medyada birisi çıkmış bilmem nesi deyip de benim adı Türk'ün sirozdan öldüğünü, tarihi delillerle anlattığım, herkesin de bildiği husus, sirozdan öldü. Aşırı içkiden, alkolden ve sirozdan, sigara da var, sirozdan öldü. Buna karşı şey veriyor ve aynı zamanda şunu da ekliyor. İşte diyor ki Türkiye darül harptir, yani kafir devletidir, böyle insanlara itibar etmeyin deyip de ayar çekmeye çalışıyordu. Ben de isim vermeden ve de vererek de yaptım. Verdim karşılığını, daha oradan sustu kaldı. Bir canlı yayına çıksak bir yarım saat boyunca, Aladağ mı tartışsak, Aladağ'dan sonra yazdıklarını mı tartışsak, Türkiye'deki firmalara kanca taktığını, bu meydan bizden sorulur dediğini, para istediğini mi tartışsak, sicilindeki para cezalarını, yargılamaları, aldığı cezaları mı tartışsak, işte yaptığı sözde haberleri, namaz kılanların peşinde koştuklarını mı tartışsak, Cumhuriyeti, demokrasiyi, karısının kökenlerini mi tartışsak, etrafında paslaştığı sözde gazetecilerin kimler olduğunu mu tartışsak, Sözcü'nün nasıl kurulduğunu mu tartışsak, Burak Akbay'ın Sabatayist gizli Yahudi olduğunu mu tartışsak, Emin Çöleşan'ın karısı Tansel Çöleşan'ın Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başında olduğunu mu tartışsak, daha önce o sözde derneğin başındakilerin kimler olduğunu mu tartışsak, bunların hepsinin organizasyon olduğunu mu tartışsak, bana ne masal anlatacak demokrasi, cumhuriyet falan, yıkıldı bitti demokrasi, zaten cumhuriyet. Geçmişteki İslam düşmanları sorun değil ki, şu anda AKP, yani Tayyip'in etrafındakiler sözde İslamcı konuşup da zaten gizli olanlar, tehlikeli olanlar, onlar. Aynı demin demek ki tam anlatamadım. Aynı kadro Uğur Dündar'la, şunla bununla. Uğur Dündar, tamam, Yılmaz Özdil bizden önce tutup da AKP, KKK'yi kuranların gizli Yahudi olduklarını anlatabilirdi. Bak ben kaç kayıttır kısa temas ediyorum. Ne diyorum? Tamam da aynı hizmete, aynı amaç hizmet ettikleri için o zaman çenelerini tuttular. Şu anda dediğin gibi çıkarları ters geldiği için kavga ediyorlar. Ama yarın bir gün... Bak AKP sözcüsü Mahir Ünal'ın gizli Ermeni olduğu da çıktı meydana. Kendini bile bir kez savunma refleksi sergileyemedi. Savunamadı. Bir kez savunma refleksi denilecek bir manevra yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. AKP, KKK'nin hala parti sözcüsünün bile böyle olduğu meydana çıktı. Hadi al ya vur buralardan. Allahsız, yani dürüst değiller ya. Sabah çekip... Gerçek Ermenilerle, gerçek Yahudilerle, Lazlarla, Kürtlerle, şunlarla, bunlarla ya, farklı. Anlıyorum. Hiçbiriyle sorunum yok. Benim karşımda gerçek kimlikleriyle, şahsiyetli, yani dürüst, medeni, bizim devletimize saygılı, irademize saygılı, kanunlara saygılı şekilde çalışsınlar, kazansınlar, evlensinler, sanatla, kültürle iştigal etsinler, ibadetlerini yapsınlar, dinlerini yaşasınlar, kılık kıyafetlerini giysinler, dini kılık kıyafetlerini. Hiçbir şey yok benim açımdan. Benim Osmanlı'mın son dönemdeki Osmanlı'mın bile tatbikatın meydanda yaptığı, yani Osmanlı'nın son dönemi hariç, 1800'leri sayma ve son 1800'ün başından sonrasını sayma, onu Osmanlı denmez. Ama öncesine baktığımızda o tatbikatımızda meydanda benim bir rahatsızlığım yok. Ermeni ise Ermenidir ama çıkar Ermeniyim der. Yahudi ise Yahudidir ama çıkar Yahudiyim der. Bana çıkıp da benden fazla Türk gözüküp de Türk'üm Türk'üm deyip de sonra tutup da bütün sitesinde her yerde İslam düşmanlığı yaparsa, bütün yazıları, bütün ekip arkadaşlarıyla, gazete çalışanlarıyla beraber bunu yaparsa, tutup da benim tarihime, Abdülhamit Han'a, şuna, buna, dinime, şeriatıma, hukukuma, inandığım hukuk sistemine aleni bir şekilde sövmek denilecek tarzda sözde yazılar yazarsa, veririm karşılığını Yılmaz şeye, Emin Çöleşan'a, hassiz herif diye başlık attım. Duruyor orada. Ondan cesaret bulup pek çok kimse geldi. İlk başta senin düşündüğün gibi düşünüyorlardı. Bunlar çok kuvvetli, dokunamayız işte, sıkıntı olur falan. Yo, herkes o şoku yaşadı. Ardından kaç tane yazar geldi. Hatta kitap çıkartan, cesaret edenler oldu. Vurdular Yılmaz Özdil'e, Yılmaz şeye, Emin Çoleşan'a.
Emin Çoleşan Abdülhamit Han'a küfür ettiği, resmen küfür etmek ya, açıktan küfür etmek ya, ve cezai müeyyide olmalı yani. Bu adam aldatıyor. Bu adam bu millete aldatıyor. Anlattıklarının doğru olmadığını kendi de biliyor diye yazdım. En sert üslupla yazdım. Yani bir adım ötesi hakaretti benim yazdığımında. Oraya varmadım. Olabilecek en sert üslupla yazdım. Duruyor o yazı. Başlıkta hassiz herif. Sen bunu mu yazıyorsun? Bu vatan haini senin savunduğun. Bak ne yapıyor? Şeyle Osmanlı'da sancağı, askerin sancağına hilalin yanına haç koymuş. Haç. Hristiyan haçı var ya. Bunu koymuş Mithat Paşa'yı, bunu koymuş İngilizlerin adamı ve İslam düşmanı, Türk düşmanı Mithat Paşa'yı. Ama diyorum ya, Osmanlı'da 1800'den sonrasına at. Orada devlet kurumunda, kurumlarında, paşalarda, dini kurumlarda her yere sızma oldu. Her yere Mason sızması, kısa batayıcı sızması, kripto Yahudi, kripto Ermeni sızması oldu. Mithat Paşa da onlardan bir tanesi, hala gelmiş bu Mithat Paşa'yı savunuyor. O yazıda da söyledim. Dedim ki sen bunların ne olduğunu biliyorsun. Bilmiyor değilsin. Biliyorsun ama senin de niyetin bozuk. Sen bu milleti kandırıyorsun. Sen bu milleti kandırıyorsun. Çünkü bak böyle böyle Mithat Paşa gelmiş hilalin yanına haç koymuş. Mithat Paşa gelmiş şunları yapmış. Devlet böyle yapmalı. Abdülhamit Han'a Mithat Paşa'yı öldürttü diye kızıyor. Ben dedim ki Abdülhamit Han'a ben de kızıyorum. Yazdım devamında. Neden kızıyorum? Çünkü yanlış yapmış. Mithat Paşa'yı meydanda sallandıracakmış. Meydanda sallandırmamış, tutmuş gitmiş sürgüne göndermiş. Sürgünle de biraz ortalık soğuduktan sonra böyle yapmış. Ama bir taraftan da Abdülhamit Han haklı. Neden haklı? Çünkü devlet gücü tamamen kendi elinde değil. Her taraftan, içten dıştan düşman var karşısında. İçteki ihanet almış yürümüş. Devletin büyük kısmı, bürokrasinin büyük kısmı kontrolünden çıkmış. Böyle bir anda tutacak da İngilizlerin adamı olan, bu milletin, devletin düşmanlarının adamı olan Mithat Paşa'yı göstere göstere idam edecek. Ettirememiş ama helal olsun ki işte elinden öpülecek bir hareket sergilemiş. Sürgüne göndermiş. Sürgünde böyle yapmış. Peki Emin Çöleşan bunu bilmiyor mu? Biliyor. Emin Çöleşan da sabotajcı bir gizli Yahudi. Bunu biliyor. Zaten yarası bu. Bunun mevzu edip de bunun arka planını bildiği halde Karim'e sövüyor. Abdülhamit Han'a sövüyor. İşte şöyle yaptı diyor, böyle yaptı diyor. Onu yapacağına tutsun şey Hüsamettin Cindoruk'u anlatsın. Akrabalarını anlatsın, sabotajcıları anlatsın, Demokrat Parti'yi anlatsın, Demokrat Parti'nin nasıl bir ihanet olduğunu anlatsın. İslam'ı karalamak adına kullandığı pek çok kişinin kripto Yahudiler olduğunu biliyor. İslamcı gözükmüş kripto Yahudiler var ya, onları anlatıyor. O herif, bahsettiği herif, İslamcı gözükmüş bir kripto Yahudi. Bunu herkesten çok Emin Çöleşan biliyor. Kendisi de kripto Yahudi olan Emin Çöleşan biliyor. Ama buna temas etmiyor. Tutuyor diyor ki işte bu İslamcı böyle yaptı. Ve adam, sen herkesten hala biliyorsun ki o herif İslamcı. Yani Müslüman değil. Biz İslamcı o manada kullanıyoruz. Siyasal İslamcı manasına da kullanıyorlar böyle. İslamcı bu herif yani. Bu adam Müslüman rolü oynamış bir İslamcı. Bunu sen, sabateist olduğunu sen biliyorsun. Bunun gizli Ermeni olduğunu sen biliyorsun. Niye temas etmiyorsun? Ya da niye durmuyorsun? Çünkü sen bu milletin değerlerine düşmansın. Sen bu millete düşmansın. Bu apaçık somut ispat bu. Başka bir şey değil. Buna hemen hakimlerin müdahil olması lazım. Hala da millet çıldırıyor. Buna özel mesajlardan, son haftalarda demeyip son aylarda kaç kere tekrar yaptı bana Yahudi diyorlar diye. Biz akademide vurduk ya, iyice gösterdik ya bunların bütün bağlantılarını, aha, kimliklerini. Aladağ yangınından sonra. Bana Yahudi diyorlar diye ayda bir kere yazıyor herhalde ortalama. Birkaç haftada bir kere yazıyor. Bu adam hala kendi de suçunu ispat ediyor, itiraf ediyor. Ben bildim bileli, bak şu yaşımdayım. Benim daha aklımın ilk başıma geldiği yaşlarda, 90'ların Türkiye'sinde bir baktım, bir Emin Çöleşan diye birisi var. Medyada sürekli tartışma konusu, haberlerde sürekli tartışma konusu. Ona küfretti, buna hakaret etti, ona sövdü, buna saydı. Türkiye'de ben saldıracak düşman olsam Ramazan'da iftar vakti saldırırım dedi. Başörtülere küfretti, Türklerin değerlerine küfretti, öyle yaptı, böyle yaptı. Böyle bir Emin Çöleşan. Bugün geldik bak, bunun gerçek yüzünü, bağlantılarını çıkarttık. FETÖ diye operasyon yapılıyor, paralel devlet. Ve açıkça bunu da soruyoruz. 1000 kere sorduk. FETÖ paralel devletse bunların ne olduğunu bize bir hukukçu anlatsın. Ve dahası var, FETÖ denilenin aslında sabateistlerin, gizli Yahudilerin, gizli Ermenilerin ve Masonların bir teşkilatı olduğunu, ihanet içinde ihanet, örgüt içinde örgüt diyebileceğimiz, alt örgüt diyebileceğimiz bir yapı olduğunu, asıl Müslümanların kandırıldığını, üst kademede bunların bulunduğunu anlattık. Daha geçenlerde Telegram grubunda Barış Manço'yla, o neydi onun şeyi? Cem Karaca'nın. Cem Karaca'nın abi kardeşler, baba bir kardeşler.
olduklarını, baba bir kardeş olduklarını anlattım. Bunu bütün Türkiye'den gizlediler. Sonra bu iki kardeşin yolu nerede kesişti? Fethullah Gülen'in etrafında. Önce Barış Manço, sonra Cem Karaca. Barış Manço uydurdu, yalan da anlattıkları. Cem Karaca'nın anlattıkları da yalan. Bak net bir medeni bir tavırla söylüyorum. İspat edebildiğim için. Cem Karaca ve Barış Manço Fethullah Gülen konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yalan söylediler. Şöyledir, böyledir diye anlattıklarının tamamı yalan ve kandırmaydı. Yargılama gerekiyordu. Cem Karaca dedi ki ben çocuk yaşlardayken camiye gittim. O zaman imam bana bir tokat vurdu. O benim 60 sene bu dinden uzak kalmama sebep oldu. Yalan. Cem Karaca kendi kimliği gizli Ermenilik, gizli Yahudilik karışık. Barış Manço Sabateist Yahudilik var. O da karışık. İkisinin de gerçek kimlikleriyle yaşamadığını biliyoruz. Ve öbür taraftan Fethullah Gülen de zaten gizli Ermeni, gizli Yahudi, karışık, pakroduğunelik deniliyor ya şimdi. Öyle bir karışık durumu var. Ve bunu kuranlar Masonlar, Sabataycılar, Alarko, Üzeyir Gari. Bunların isimlerini verdim ben daha. Daha kaç sene, 10 seneden fazla oldu. Anlattım. Şimdi aldandık, bizi de aldattı, Rabbim affetsin falan diyorlar. Hikaye. Ben bunları yaydım, ben bunlardan yargılandım, ceza aldım. Ama sonra hepsinin gerçek olduğu şu anda meydanda. Ve şimdi evet. Telegram'da da anlattım. İşte dedim FETÖ mü arıyorsunuz siz? Hala söylüyorum. Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım. Türkiye'de, İzmir'de FETÖ denilen, şu anda FETÖ olarak tanımlanan, devletimizin FETÖ diye tanımladığı Gülen cemaati var ya, bu Gülen cemaatinin ilk defa eğitim müessesesi, ilk eğitim müessesesi neresi? Yamanlar Koleji. Logosunda bile yedi başlı şamdan var. Menora, yedi kollu şamdan var, kalem gibi böyle şekle sokmuşlar ama tepeye bak yedi tane. Ortada da bir tane duruyor, her yere koymuşlar. AKP'nin yedi tane şeyi var ya, halesi, ışığı, aha, ampulün etrafında. Ortada bir tane, üç sağda, üç solda. Onun gibi her yere konulmuştur. Onları da 10 seneden fazladır anlatıyorum. Eczacıbaşı Selpak'ın logosunu hemen ben onları paylaştıktan 1,5 ay sonra kadar aniden değiştirdi, yeniden yapılanmaya gidiyoruz, şöyle böyle dedi, çekti tiyatroyu. Ondan sonra Selpak mendiller var ya, onun üzerinde de İsrail bayrağının o Siyonizmin sembolleri vardı. Altta üstte İsrail bayrağındaki çizgilerin aynıları vardı. Ortada da yedi kollu şamdan konmuştu böyle çiçek havası verilerek. Renkler bile İsrail bayrağındaki o mavi renkler, lacivert renkler, ne denecekse onun tonuna. O renklerdeydi. Çıktım onu da anlattım kaç tane firmayı ifşa ederken. 1,5 ay sonra işte yenileniyoruz, yeni vizyon falan filan dedi. Eczacıbaşı da kripto Yahudilerindir. Sahibi kripto Yahudiydi. Ondan sonra değiştirdi. Gel buradan bunlara bak, AKP'de öyle. Gel buradan Yamanlar Koleji'nin logosuna bak, orada öyle yedi kollu şamdan. Ve ben bunları bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok somut delillerle en mantıklı şekilde, kale alınmak zorunluluğu oluşturacak şekilde anlattım, yaydım. Bunlar suç duyurusu kabul edilip de savcıların hemen harekete geçmesi lazımdı. Bunlardan dolayı bana dava açtılar Ankara'dan. Ankara'dan ben FETÖ'nün avukatının açtığı, şimdi sağda solda zulme uğruyoruz bilmem ne diyen avukat Albayrak var. O herif üzerinden açtılar, FETÖ'nün avukatı denilen. O herif üzerinden açtılar, ben ceza aldım. Böyle bir Türkiye bilmiyordu ki etmiyordu. Şimdi anlatıyorum, diyorum ki Cem Karaca ile Barış Manço kardeştiler. İkisi de Gülen'in aslında kim olduğunu, Gülen projesinin aslında ne olduğunu biliyorlardı. Ve bu Sezen Aksu'nun babası da biliyordu. Sezen Aksu'nun babası da kripto Yahudi. Sezen Aksu'lar da kripto Yahudi. Soyadı Yıldırım, Sami Yıldırım, karıştırmıyorsam milyonla ismin arasında. Yamanlar Koleji'ni bu açtı. FETÖ'nün ilk eğitim müessesesi. Logosunda da anlattığım menora var. Böyle böyle. Öbür taraftan Üzeyir Gari FETÖ'nün en merkezdeki isimlerinden bir tanesi. 33 dereceli Mason kimliğinde Musevi yazan, Musevilerden, gizli Yahudilerden değil, açık Yahudilerden. Daha sonra birbirlerine düştüler de bunu öldürdüler. Kendileri öldürdüler. Kendileri öldürdükten sonra önce attılar orada dolaşan iki tane şeyin, mezarlıkta dolaşan iki tane genç kız, herhalde uyuşturucu kullanıcısı genç kızlardı, bilmiyorum, günahını alamam. Bir şeyler oldu, iki tane genç kızın üzerine atıldı, tutturmak da istediler. Kızlar ağladı, zırladı televizyonlarda, vallahi billahi şöyle böyle dediler, tutmadı. Sonra ayakkabı boyacısı bir çocuğun üzerine atıldı, o da televizyonlara kadar yansıtıldı. O anları hatırlıyorum, gözümün önünden geçiyor şimdi. O da tutmadı, sonrasında attılar Yener Yermez'in üzerine. Nereden buldular, nasıl çıkarttılar? Alakasız bir şekilde Yener Yermez'e oradaydı. Erevimen bir asker, zaten firarıydı, kaçmıştı, iznini uzatmıştı falan. Geldiler, onun üzerine yıktılar. Sonrasında hikayeye bak, Yener Yermez'i bütün Türkiye arıyor.
Türkiye'nin en büyük iş adamlarından birini hunharca öldürmüş. Orayı da anlatmıyorlar. Diz kapaklarının altı kesilmiş, gözleri oyulmuş. Cinayet başka yerde masonik usullerle işlenmiş, o mezarlığa atılmış. FETÖ'nün en başındaki adamlardan Üzeyir Garih'ten bahsediyoruz. Ve Yener Yermez'e bu yapılıyor. Yener Yermez sonrasında bütün Türkiye bunu ararken böyle hunharca cinayetin faili olarak ne yapıyor? Akla bak ya, çocuk yapmaz. Bir de sabıkalı da bir adam. Zaten yolunu çizmiş bir adam, yani yanlış yolda giden birisi. Tecrübesi var. O yaşına kadar kaç şu bu bir şeyler varmış onda. Yani polisin ne olduğunu biliyor, sistemin ne olduğunu biliyor. Ona rağmen otobüse biniyor, memleketine gidiyor. Memleketine giderken de sanki polislerin haberi var. Daha şehre girişte o otobüs sen dur bakalım denip durdurulup içinden Yener Yermez paketi halinde alınıyor. Sonra mahkemesini ben takip ettim. Çevremde çok insanlarla değerlendirdim. O zamanlar tabii 2001'ler, 2'ler falan. Böyle sosyal medya imkanları yok ama ben etrafıma daha o zamanlardan 3. Dünya Savaşı'nı anlatıyorum. Suriye böyle olacak diyorum. Şunlar şöyle, bunlar böyle. Bunun arkasında bunlar var diyorum. Gencecik yaşımda. Dikkat çekiyorum. Bizim halkamız var böyle. Çeviriyoruz, kuruyoruz. Ben anlatıyordum o zamanlar. Dedim, onu da takip ettim. Yener Yermez mahkemede hakim sordu. Evladım senin avukatın yok mu? Bak bunların hepsi gazetelere de yansıdı. Evladım senin avukatın yok mu? Dedi. Yener Yermez aynen cümleleri mealen şöyle. Efendim bilmiyorum, anlaşmıştık gelecekti. Gelmemiş. Gelmedi. Adamın avukatı onu savunmadı. Çünkü orada var ya, orada hafiften gerçekten bir hukuk işletiliverse bütün her şey çıkacak arka plana. Arkada da deniz derya gibi sarsıcı gerçek var. Yener Yermez'in o cinayette uzaktan yakından bir alakası yok. Sonra üzerine bir iki yıl daha geçtikten sonra Yeni Şafak manşet attı. Cinayeti sahiplen 5 milyon dolar elinde. Aratan bulur bunu. Haber sitelerinde vardır. Alıntılayanlar da vardır. Yeni Şafak'ta da duruyordur. Cinayeti sahiplen 5 milyon dolar cebinde diye. Bir gazete bunu öyle veya böyle tasvip etmediğimiz bir gazete de olsa burada isabetliydi. Tuttu bunu manşete attı. Yine bir şey olmadı Türkiye'de. Çünkü gerçek paralel devlet FETÖ değil. FETÖ projesini de kurmuş olan içimizdeki İsrail. Ve içimizdeki İsrail Türkiye'nin dikkat çeken gazetelerinden bir tanesi bunu manşete taşımış olsa da Yener Yermez'in avukatı gelmese, savunulmasa da yargılama denilen şeyin yargılamadan, hukuktan çok uzak olduğu gözler önünde olsa da her şey tezat dolu olsa da sistemin işlemesine mani oldu. Bugün Akademi Dergisi'ni dava eden sayısız insan var. Bizim bile çoğundan haberimiz olmuyor. Sistemi öyle bir kilitlemişler ki bizim yargılanmamıza izin verilmiyor. Bugün biz İstanbul Anadolu yakası, İstanbul Avrupa yakası, Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin çok yerlerinden, adliyelerinden sayısını bilmediğimiz kadar şikayet dilekçesi verdik. Bir tanesi işleme konmadı. Süreç 5 seneyi buldu. 5 senedir işleme konmamış dilekçelerimiz var. Ve bu sistemi kilitleyen FETÖ mü? FETÖ darmadağın. Hayır, içimizdeki İsrail. Peki FETÖ kim? İçimizdeki İsrail'in alt projesi. Kim var başında? Bu. Üzeyir Garih'in diz kapaklarının altı kesilmiş, gözleri oyulmuş, masonik surette mesajlar verilerek bu yapılmış. Kurtlar Vadisi'nde baronun ölümü var ya, herkesin izlediği sahne. Orada bunu canlandırdılar. Orada da baronu öldürdü diye meydana sürülen bir tane eroinman, hapçı tip canlandırdılar. O Yener Yermez'di. Yener Yermez'in ağzından şu ifadeyi de kullandırdılar. Dediler ki, o şey hapçı poliste şöyle siz böyle yaptın, neden yaptın, Türkiye'yi karıştırdın diye polis baskı yapıyor ya buna. Ay herifin hala evet. Herifin hala kafası haplı. Etrafı böyle gözünü kısa kısa açıyor, bakıyor. Öyle tam canlandırmışlar. Polise diyor ki abi hadi ben bir halt ettim. Haplandım, maplandım. Gittim, yaptım. Bilmiyor yapıp yapmadığını, öyle canlandırmışlar. Hadi ben yaptım diyor. Bak Türkiye'nin en büyük zengini hiçbir koruma olmadan, hiçbir koruması olmadan şöyle böyle neden gecenin bir vakti İstanbul'da öyle o şeylerin, hapçıların mekanı mezarlıkta geziyordu diye sordurdular, o sahneleri çektiler. Orada baronun öldürülmesine bize ihanet ettin, bizi şöyle yaptın. Yani her bir elinde asası var, değerlendirmeyi yapıyor. Tam orada da 7 tane yılan başı var, dikkat edersin bundan sonra, etmediysen açar bakarsın. 7 tane yılan başı var. Barona da ritüel kıyafetleri giyiliyor. Hepsi cezayı kesiyor. Neredeyse herhalde oy birliğiyle infazına karar veriliyor. Ve sonra orada öldürüldüğü halde, bıçaklandığı halde masonik usullerle mezarlığa atılıyor. Peki bu sahnede de böyle çekildi. Gerçekte nasıl oluyor? Gerçekte o atıldığı mezarlar kimin mezarları?
O götürülüp de atıldığı mezarlığa sık sık ziyarete gidiyor. Haftada 15 günde bir mutlaka gidiyor. Ama bu adam Üzeyir Gari, kimliğini gizlemeyen bir Musevi. Ve kimliğinde de Musevi diye yazıyor. Masonluğu da biliniyor. Gittiği yer Müslüman mezarlığı. Ama gittiği yer 22 sene Atatürk, Sabataist Atatürk'e, adı Türk'e itaat etmiş, kık dememiş. Ne emrettiyse baş üstüne demiş o kritik süreçte. Genelkurmay Başkanlığı yapmış Fevzi Çakmak. Çakmak. Fevzi Çakmak. Öbür yanında kim var? İki mezarın arasında bulundu ya. Öbür yanında Küçük Hüseyin Efendi var. Küçük Hüseyin Efendi, o Soner Yalçın şunlar bunlar da istemişler bunu, biz de anlattık. Küçük Hüseyin Efendi kısa boylu, çok kısa, 120-130 santim falan. Hani özür seviyesinde kısa boylu cüce denilen insanlardan bir tanesiymiş. O yüzden Küçük Hüseyin Efendi diye anılıyor. Ve ondan önceki sözde şeyhi de Feyzullah Efendi. Bu Hüseyin, ondan bir önce halkada Feyzullah Efendi diye birisi var. Bunlar Müslüman tarikatı kılığına girmiş Yahudiler. Hani daha önce başka birileri de konuştum, sesli anlatıyorum artık 10-15 sene önce anlattıklarımı. Şeylerin arasında, Mevlevilerin arasında, şunun bunun arasında sık girdiler ya. Sadece Mevlevilerin arasına girmediler. Ar-Usulik var, şu var, bu var. Bayağı yollar var. Hepsinin içine sızmaya çalıştılar. Ve tarikatların nuru kesilmiş, feyzi kesilmiş, sonlandırılmış İslam tarikatlarını sanki bitmemiş gibi devam ettirmek yolunu tercih ettiler. Mevleviler arasında da yaptılar ama burada da yaptılar. Küçük Hüseyin Efendi'nin yolunda da yaptılar. Küçük Hüseyin Efendi kripto Yahudiydi. Ondan önceki Feyzullah Efendi de öyleydi. Bu Musevi Üzeyir Gari'nin bunu ziyaret etmesinin sebebi buydu. Fevzi Çakmak da kripto Yahudi. Geçenlerde Derin Tarih dergisi var, Mustafa Armağan'ın. Mustafa Armağan'ın Derin Tarih dergisinde 3 kahraman diye anlattılar. Fevzi Çakmak şu bu. Güldüm geçtim, yazı yazdım, cevap veremiyorlar. Arayan ayana çıkıyor, ziyaret alıyor, okunuyor. Millet şokta. Kim bunlar mı kahraman dedim. Fevzi Çakmak mı kahraman diyorsunuz? Veya Kazım Karabekir'e mi kahraman diyorsunuz? Bunların nesi kahraman? Bak şunun soyu, bak bunun kökü, bak Bedirhaniler, bak Kürt Yahudiliği, bak Sabataycı Yahudilik, bak şurada kesişiyorlar, bak soyları böyle. Biz bunu 10 seneden fazladır aleni, açık bir şekilde, herkese açık bir şekilde paylaşıyoruz. Ey Mustafa Armağan, ey Derin Tarih ekibi, siz bunları mı görmediniz hala bu Türk milletine bunları kahraman diye yutturuyorsunuz diye. O mealde yazı yazdı, Maratan hemen bulur. Fevzi Çakmak da öyle. Fevzi Çakmak ve karısı evini Musevi cemaatine bırakmış. Demiş ki burayı havra yapın, sinagog yapın. Ve bu Sabateist gizli Yahudi ekibine, Kamal başta olmak üzere, hepsine şartsız itaat etmiş. O kadar muazzam bir itaat ki yani, o kadar kritik bir zamanda öylesine büyük bir itaat ki bu. En ufak bir direniş yok. Ne yapılırsa orada büyük bir güç unsuru, kritik bir makamda olduğu halde hiçbir gerginlik yaşatmamış, hiçbir sıkıntı, şüphe bile yaşatmamış. O kadar sadık adamları Fevzi Çakmak. Ve bu Üzeyir Gari, bu Fevzi Çakmak da bu Küçük Hüseyin Efendi'nin ikisinin mezarının ortasına atılıyor. Gözler oyulmuş. Şeyler, Masonik ritüellerde kesmeler yapılmış, diz kapağının altı falan kesilmiş diyorlar. Bunlar bile gizleniyor. Ve başta da dediğim gibi Peki mesaj ne oldu? ayakkabı Yani niye boy ayakkabı boyacısına olmadı, iki tane genç kıza o da olmadı, yener yermezi. Yener yermez de olmuyordu, sistemi kilitlediler, hukuk işlemedi, basın medya işlemedi, böyle yaptılar. Ama her şey ellerine, dizlerine dolandı. O Sonra çocuğu hiç öldürdüler mi sonra yener mezarda? yermez, hiç haber yapmıyorlar, hatırlatmıyorlar bile. Öldürmezler. Öldürmediler. Öldürmez mi? Hiç hatırlatmıyorlar, haber bile yapmıyorlar çünkü çok zorlanarak kapattılar, ifşa alıyorlardı. Şimdiki süreçte de işte Aydın Doğan medyası kapatamıyor bizim anlatımlarımızı. Sözde Aydın Doğan medyası aslında bu içimizdeki İsrail'in, bu içimizdeki İsrail dediğimiz camianın, gizli Yahudi teşkilatın aslında kurumsal gazetesi, cemaat gazetesi, tarikat gazetesi, ne diyeceksen de Hürriyet de öyle, sahipleri değişebilir, Hürriyet de öyle, Milliyet de öyle, Vatan da öyle, ötekileri de öyle. Bunların resmiyetteki sahipleri sadece değişir ve resmiyette değişir, o yükü taşırlar, gerçekte sahip bunlardır, bu camiadır. Hepsinin üzerinde Koç grubunun tesiri, gücü, yönetimi bu sözde sahip gözüken patronlardan üstedir. Koç grubu. Peki şimdi Tayyip bağımsız değil o zaman. Tayyip de yani bir Tayyip yerde duruyor bunların gibi. basit Tayyip bunların basit bir piyonu. Ben bunu 10 senedir ya anlatıyorum, son kayıtlarda artık son zamanlarda sesli anlatmaya başladığım için sesli anlatıyorum hepsini. Hepsinin somut ispatları meydanda. O yüzden diyorum takın şu Tayyip'e ters kelepçeye, çekin alın diye. Panik diyorlar, bir şey yapamıyorlar, dava açamıyorlar, açılan davaları yürüttürmüyorlar. Ama benim Twitter hesabımın 150 tane Peki. gerçek PKK'linin, YPG'linin, DHKPC'linin arasına listeliyorlar.
Mustafa Koç'u niye temizlediler? Biz temizledik herhalde onu, bilmiyorum ben. Çözemiyorum onu ben. Bizim camiamıza karşı büyük oyunlar yapıyordu. O arada şaibeli bir şekilde gitti. Süleymancılardan biri veya birkaçı Mustafa Koç'u temizlemiş olabilir. Olur yani, bilmiyorum. Bir de sen böyle yani her şeyi şey yapıyorsun da Acun Ilıcı hakkında fazla haber. O da kendi görevini yapıyor. Ülkeyi bak, ben sana bir etraf, şey söyleyeyim. Etraf ve ekibi hep sabahsız. Ama ben bak müsaadenle şunu bir tamamlayalım. Paylaşacağım ya zaten. Bu vesileyle herkese de faydalı olsun. FETÖ'nün arka planında sadece Üzeyir Gari, Alarko, şu bu yok. FETÖ'nün arka planında sadece kimliğini gizleyen sanatçılar, şunlar bunlar yok. Bak Ali Kırca Sabateis, o bile FETÖ'nün toplantılarına katıldı. Önce ABAN toplantıları diye başladı, sonra dinler arası diyalog toplantılarına ya dönüştü. O zaten. Onların hepsi 30-40 yıllık, 50 yıllık planlar. FETÖ'nün arkasında Masonluk var, FETÖ'nün arkasında CIA var, Katolik misyonerler var, misyoner örgütler var, Katolik cizvitler var, Vatikan var. FETÖ'nün arkasında Türkiye'de paslaştıkları, bu güç odaklarının Türkiye içinde paslaştıkları içimizdeki İsrail var. İşte içimizdeki İsrail'in koçlar kadar büyük bir ailesi de Gari ailesiydi. Gari o çatışmada gitti. Gari'nin Fethullah Gülen'le bağlantısı, onu metheden, onun önünü açan şeyleri biliniyor. Hatta Mehmet Şevket Eygi bile bu hususta aldandı, bir köşe yazısı yazdı çok yıllar önce. Dedi ki Üzeyir Gari dedi Müslüman olmuştu. Bu manaya gelen cümleler kurdu. O dedi neden öldürüldü? Çünkü dedi Gülen cemaatine büyük miktarda yardımlar yapıyordu dedi. Ve bu rahatsız etti birilerini. Gülen cemaatini de korudu. Cemaatlere sıcak durdu falan dedi. Halbuki cemaatlere sıcak durmadı. Bize böyle bir selam bile, bize bir selam bile vermedi. Biz onun ne olduğunu biliyorduk. O bizim ne olduğumuzu biliyordu, Süleymanlıların ne olduğunu. Asla ihtimal bile vermedi. Biz hep harcamanın, bitirmenin, yok etmenin planları içindeydiler. Ama Mehmet Şevket Eygi o yazdığı yazıda büyük aldanış içindeydi. Böyle birçok hususta büyük aldanış içerisinde. O zaman orada Üzeyir Gari'nin şey yaptığı camiaya hizmet hareketi diyorlar ya, Gülen cemaatine, şimdi FETÖ denilen harekete yardım ettiği kesin, bunun somut ispatları çok. Camia içinden bile buna şahit olmuş çok kişinin itirafı var. Ama o yardımlar içimizdeki İsrail için, bu güç odakları için yapılıyordu. Çünkü Gülen cemaati değil, Mehmet Şevket Eygin'in büyük bildiği, sesim geliyor mu? Evet, dinliyorum. Evet. Parazitler geliyor, sızdılar herhalde yine araya. Niye sızıyorlar anlamıyorum ki, ben zaten hepsini paylaşıyorum. Bu da acayip anlamsız bir şey. Neyse sızsınlar, dinlesinler, bir şeyler öğrensinler. Acayip sesler girdi yine araya. Şimdi Mehmet Şevket Eygi şunu da kabullenemiyor. Hala Said Nursi'yi büyük birisi olarak göstermek istiyor. Onu da 10 sene önce yıktık Said Nursi'yi. Şimdi peşimizden herkes geliyor. Dünya alem insan Said Nursi'nin gerçeklerini anlatıyor. O zamanlardan itibaren ayak sürtmemeliydi, kabullenmeliydi. Daha geçelim Gülen hareketini. Nurculuk denilen bir şey eskiden yoktu. Bir anda çıktı Nurculuk. Hatta ilk çıktığı zamanlarda Müslümanlar dediler ki siz Nurcusunuz da biz zulmetçi miyiz? Bu tartışmalar yaşandı. Yani siz Nurcusunuz da biz zulmetçi miyiz? Ne demek Nurculuk? Nereden uydurdunuz bunu? Ne demek Nurculuk? Nereden çıkarttınız bunu diye? Risale-i Nur'dan. Oradan buradan. Ve bunların hepsinin arka planında ne vardı? En başından beri, Gülen zamanından değil, daha öncesinden beri, daha Said Nursi zamanından beri içimizdeki İsrail, Masonluk, şu bu falan filan. Said Nursi'nin etrafındaki Seniüttin Başak vardı bir tane o zaman. Çoktan mevta. O Seniüttin Başak'a bir bakıyorsun, bütün Mason derneklerinin içinde. Karıştırmıyorsam şimdi milyonla ismin arasında, günahına da girmeyeyim, Seniüttin Başak'tı. Belki vallahi detayda karıştırıyorum. Yazmıştım ben onu. Karıştırıyorsam isim sehven oluyordur. Kimsenin vebaline girmeyeyim. Seniüttin Başak olmalıydı. Manevi Cihazlanma Derneği, Masonların dernekleri, şunları bunları, İlim Yayma Cemiyeti. İlim Yayma Cemiyeti'nin arkasında kimler var? Nerelere çıkıyor yollar? Neler var? Simaviler var ya, anlatıyorum ya Telegram'da son günlerde. Hürriyet'in kurucusu, kurucu ailesi Simavi, öyle gözüküyor resmiyette. O Simavilerin yolunu araştırsam bir yerden sonra İlim Yayma Cemiyeti'ne çıkıyor. Sabataycı gizli Yahudi olduğunu oğlu Aydın Menderes'in bile itiraf ettiği Adnan Menderes, İlim Yayma Cemiyeti'nin arkasında. Koruyucusu, kollayıcısı, önünü açan kişi. Sabataycı. Ben şimdi bu Müslümanların ümünü sıkacağım. Ben şimdi bu Müslümanlara göstereceğim sözü ağzından çıkmış Adnan Menderes bunun arkasında.
Türlü türlü masonlar bunların arkasında, aynı zamanda nurculuğun arkasında. Ben geçenlerde yine yazdım anlamak istemeyenlere. Said Nursi şöyle yaptı, böyle zulüm, böyle eziyet çekti. Adamın toplamda yattı 17 ay, 20 ay. O kadar. Vallahi o işte kadar yani, adama o kadar. sözü Onlar bile duyunca... yalan dolan. Adamın ilmi yok, şeyi yok, hiçbir şey yok. Risale-i Nur'da misal vereyim. O kadar çok misali var ki. Tam zırva, tam zırva. Mesela kalbe gelen varidat, ilham meselesi. Allah Teala kulun kalbine ilham eder, melekler kulun kalbine ilham eder, şeytan da insanın kalbine ilham eder. İlham nereden gelir? Allah'tan gelir, meleklerinden gelir, müşrik-i kamilden gelir, cinlerden, şeytanlardan gelir. Fıkıh da çok meşhur bir meseledir. Açsan en temel fıkıh eserlerinde bile varidat-ı ilahi desen, ilham meselesi desen açarsın, şer'i dayanaklarıyla, mesnetleriyle bu husus çok güzel anlatılmıştır. Bu bir insanın, orta halde ilim sahibi bir insanın bile bir saatlik mevzusudur. Ama tutmuş Risale-i Nur'da bunu anlatmaya kalkmış, 8-10 sene önce mevzu etmiştim alıntılayarak. Ama nasıl sallıyor, nasıl en temel tabirleri bile bilmiyor, nasıl konuya vakıf değil, nereden nasıl sallıyor. Sonrasında zaten kendine de dokunuyor, oradan da kıvırıyor. Çünkü bütün anlattıklarına Kur'an'da delil yok, sünnette delil yok. Bütün derken yani anlatımlarının çoğuna, iddiaların çoğuna, İlim dedikleri zırvaların çoğuna Kur'an'da, sünnette delil yok. Kalbime öyle geldi ki, Allah bana bildirdi ki, Allah bana malum etti ki. Oradan gittim anlattım, sobadan gelecek haberi alıyor. Bu dertli soba, bu benim ızdırabımı paylaşan en yakın arkadaşım diyor cezaevinde, hapishanede sobasına, kömür sobasına. Bu diyor söyledi ki bana diyor, ben buradan çıkacağım diyor. Onu da bozuk bir Türkçe, zaman kipleri yok, devrik cümleler, şunlar bunlar. Türkçeyi de bilmiyor gerçi de, Türkçe'de yazmıyor, orası da ayrı da, yani çeviren de öyle, çevirmeyen de öyle, kendi lisanı da bozuk. Şafii mezhebindenim diyor, Şafii mezhebine göre Cuma'nın şartları belli. Adam diyor ki ben Şafii mezhebinde olduğum için Cuma'ya gitmiyorum. Cuma namazlarına bile hep sürekli olarak gitmiyormuş, yok. Adamın Cuma namazı kıldığı bile yok, doğru düzgün namaz kıldığı yok. Anlatılanların hepsi film, fırıldak. Hepsi hikaye. Meşhur. Birileri sorunca da neden Cuma'ya efendim gitmiyorsunuz? Ben Şafii olduğum için diyor, şöyle böyle diyor. Ve orada detayı var. Hepsine uzun uzun giremem. Anlattım yazılı olarak çok seneler önce. Şafii mezhebinin Cuma namazına dair hükümlerini bilmediği apaçık meydanda bu kayda geçmiş yazılı. Sobasından haber aldığını kendi tarihçeye hayatında geçiyor. Silememişler oraları. Kur'an ayetlerini tenkit ettiği kesin. İşte Müslüman İseviler dediği kesin. Bütün bunları anlattıktan sonra Mehmet Şevket Ege hala yazı yazdı ismimizi veremeden. Dedi ki Said Nursi Hazretlerine saldıranlar yanlış yapıyorlar. Biz bir kere saldırmadık. Her şeyi böyle medeni şekilde anlattık ama lüzum halinde sert anlattık. Doğru ama saldırmadık ve biz yanlış yapmadık. Bu kadar somut ispatla anlattık ve bunlara karşılık verilemiyor. Hala cevap verilemiyor. Efendim şöyleydi böyleydi deyip kıvrılıyor. Ama o zamanlarda bu ayağı sürttü. Sonrasında devam etti. Dedi ki Üzeyir Gari şöyle böyle dedi. Yardım ediyor ama dedi. İşte falan filan o yüzden öldürdüler. İhtida etti, Müslüman oldu dedi. O da büyük bir aldanıştı. Daha çok pek çok şeyle böyle görüşleri var şeyin. Ama neticede herkes önüne çıkmış gerçekleri farklı farklı yorumlayarak bu Ya bizim gerçekleri Türkler biraz görmek istemediler. En başından beri Gülen hareketinin değil sadece. Nurculuk hareketinin bile içimizdeki İsrail projesi, Sabateistlerin projesi, Masonların projesi olduğu meydandaydı. Ve görülen yerlerini kıvırmaya çalıştılar. Bazıları bunu gerçekten kabullenemeyerek samimiyetle yaptı. Bazıları zaten onlar kadar art niyetliydi, görüp anlayıp kıvırdı. En yani baştan... olay çok çok zor anlayamıyorsun ki ya. Yani eğer Hayır, Gülen, anlaşılıyor. Neden anlaşılmasın ki? Herif hayır şey... işte olayın içindeyken Gülen'in Fethullah Gülen'in Manisa'da akıl hastanesinde yattığı, birkaç ay kaldığı kesin. Buna sebep ne? Camide sözde vaaz verirken kürsüde almış Kur'an-ı Kerim'i. İşte demiş şöyle böyle bağırıyor, zırlıyor, ağlıyor yine böyle salya sümük. Ondan sonra kitabımız Kur'an-ı Kerim'i atıyor, cemaatin üzerine yere atıyor. Fırlatıyor, kendinden geçiyor. Millet diyor ki her şey tamam, şuraya kadar tamam, buraya kadar tamam ama bu ne diyor ya? Bu ne? Adamın sohbet diye anlattıklarını ben daha aklım yeni başıma geldiği haller dedim ya 90'lar, 90'ların başı.
13-15 yaşlarındayım. Televizyonlarda bunun sohbetlerinin çıktığını hatırlıyorum. Bizimkiler ufak ufak bakıyorlardı. Pek İslami bir hayat tarzı yoktu ailemizde. Ama yine de bakılıyordu. Ben bak hala şu anda hafızamdadır. Ağlaya ağlıyor, söz dönüyor, dolaştırıyor, getiriyor. Diyor ki ama öyle bir iyi insandı, öyle bir mükemmel insandı. İsmini hatırlamıyorum. Birinden bahsediyor. Herhalde Avrupa'da paslaştıkları birisini. Öyle bir iyi insandı, öyle bir mükemmel insandı ama Hristiyandı. Diyor ağlıyor. Döndürüyor döndürüyor aynı yere getiriyor ağlıyor. Ben zaten daha ilk karar verdiğin anlar olur yani böyle baktım. Ne bu adamı nereden seveceksin? Nereden peki, kıymet vereceksin? Mesela ben şimdi o yaşta bile anlayabiliyorsun. O kadar çok saçma şeyler söylüyorlardı ki. Mesela ne diyeyim? Ya hani, gitti. Son senelerden verelim. Hadi onlar geçmiş mazi. Son senelerden tuttu. Dedi ki zaten Mars'ta da bir çocuk vardı. Geldi dedi ziyaretimize. Bak böyle i̇şte konuşmanın arasında Fethullah Gülen bunu söyledi. Ben biliyordum Fethullah Gülen o bile bizim akademiyi takip etmemek lüksüne sahip değil. Mutlaka edecek. Etmek zorunda. Aleyhinde bu kadar yayın yapıyoruz. Avukatları da edecek. Çevresi de edecek. Sonra sadece kendileri açısından değil bizim başka hadiselere nasıl baktığımız hususunda da hep takip etmek zorunda. Her çevreden herkes takip ettiler öyle. Ama bir gün haber bir patladı. Ben haberlerde gördüm. Fethullah Gülen'in konuşmasının arasında bir söz geçmiş. Demiş ki zaten o Marslı çocuk da vardı gelip sohbetimizi dinliyordu dedi. Millet anlamadı. Millet anlamadı. Ben anında anladım. Daha önceden fark ediyordum, emin oldum. Biz o zaman Mars'ta hayat var. Mars'ta da ümmeti Muhammed var. Süleyman İlmi Tunan Hazretleri'nin şöyle şöyle sözleri var. Hatta geçim Mars'ı, sayısız gezegende hayat var. Bu kainatta hep imanla küfrün mücadelesi var diye anlatıyorduk. Üstadımızın talebelerinden bazılarının Merih diyoruz biz, Mars demiyoruz da Merih diyoruz. Merih'e gittiğini, sohbet verdiğini, geri geldiklerini, Merih'ten buraya gelip sohbet dinleyenlerin olduğunu anlatıyorduk. Hatta yakın geçen ay içerisinde, bir ay oldu olmadı, bir arkadaşı konuşturdum. Yine üstadımızın talebelerinden birisinin yakınında bulunabilmiş birisiydi. Ona bile Merihlilerin gelip de sohbet dinlediğini, karısının bundan haberdar olmadığını, eşinin bundan haberdar olmadığını, ilk defa onları gördüğünde korktuğunu, kovaladığını falan anlattı. Ses kaydında geçti kısacık da olsa. Böyle şeyleri anlatıyorduk. Baya baya ses getirmiştik. İlk başta ilk duyanlara çok şaşırtıcı gelse de arka planına o kadar somut gerçek de koyduk. NASA astronotlarının itirafları, NASA bilim adamlarının itirafları, bilmem Kanada'nın savunma bakanlığını yapmış kaç sene adamın itirafları, şu su bu su falan öyle somut şeyleri koyunca millet gayet ciddiye almıştı. Hemen peşi sırada tuttu bu. Etkilenmiş belli ki. Zaten Mars'ta da bir çocuk vardı, o da gelir sohbetimizi dinlerdi dedi. Biz zaten Venüslüleri anlatırken de Venüslülerin simayen, Merihlilerin değil ama Venüslülerin simayen biz dünya insanlığından ayırt edilemediğini, iç yapı farklı, organ sistemler farklı, kan sistemi farklı, çok daha koyu böyle ahtapotların falan kanı bakır gibiymiş ya, onun gibi kanları varmış da iç organlar değişik ama genel anlamıyla fiziki dış görünüş bizimle hemen hemen aynı, fark edilemiyor. Öyle olduğunu falan anlatmıştık. Demek ki onlardan etkilenmiş. Mesela Şemsettin Günaltay'ın yazısı var. Cumhuriyet'in ilk zamanlarından itibaren çok eserler vermiş. Siyasette de... Siyasette de... Ça va? Ou la porte yağmur. Tamam. Attends, c'est bon. Le bizel. Tamam, sessiz ol ha. Benim kız çağırıyor da tamam. Siyasette de çok etkili olmuş Şemsettin Günaltay var. O Şemsettin Günaltay'ın eserlerinden çalmış Fethullah Gülen'i. Söyleyeyim, Buhranlar Anaforu'nda İnsan isimli kitabı, onun o kitabı Fethullah Gülen'in, Şemsettin Günaltay'ın ta bilmem kaç sene önce yazdığı o kitabından birebir araklama, uzun uzun sayfalar dolusu araklama.